kabine toplantısından son dakika memur emekli maaşı asgari ücretli çalışanlara kötü haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz tarihli kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Kabinede memur, emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması geldi mi, asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası, son dakika memur emekli maaşı asgari ücret zammı açıklaması. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısı sona erdi. 2 Temmuz 2024 salı günü yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen ulusa sesleniş konuşmasında canlı yayın ile açıklandı. İşte kabine toplantısı kararları. 2 Temmuz tarihli kabine toplantısı kararları Sözlerimin hemen başında bugün görevlerini tebliğ ettiğimiz yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Şehre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum kardeşime, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevleri devreden Fahrettin Koca ve Mehmet Özaseki'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllardır görev aldığımız arkadaşlarımızla istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Bayram tatilinin 9 gün olması ve okullarının da kapanması ile vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tatile memleketlerine gitti. Yollarda büyük yoğunluk yaşandı. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güvenle yapmalarını sağlayan tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanca görev yapan askerlerimize de bu vesile ile gözlerinden öpüyorum. Türkiye erken seçime gidecek mi? Bir sonraki genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram yoktur. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin bu konuda da geride kaldığı ve bunu bilmediği görülmektedir. Bu tartışma konularını muhalefetin kendi içerisindeki bilek güreşi yarışı olarak görüyoruz. Bizim erken seçim diye bir gündemimiz yok. Türkiye çevresindeki savaşlarla mücadele ederken, dünyada büyük bir belirsizlik yaşanırken muhalefetin iç hesaplaşması için bu tartışmaları gündeme taşımasını hiç doğru bulmuyoruz. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde böyle bir gündemimiz yoktur. 4 sene seçimsiz dönem üzerinden herkes çalışmalarını bu şekilde planlamalıdır diyerek erken seçim olmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı asgari ücrete zam, memur emekli maaşı Temmuz 2024 zammı açıklaması yaptı mı? Son derece uzun bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yazık ki konuşmasında yarın açıklanacak olan memur, emekli maaşı zammı ve enflasyon oranlarına hiç değinmedi. Yapılan konuşmada asgari ücretlilere de yer verilmemesi ekonomistler tarafından kötü haber olarak değerlendirildi asgari ücrete ara zam beklentisi sona ererken, memur, memur emeklisi ve emeklilere yönelik olarak ise sadece enflasyon farkı yansıtılacağı ve ek olarak verilen refah payının yansıtılmayacağı belirtildi. Erdoğan'ın bu konuya hiç değinmemesi ek olmayacağı şeklinde yorumlandı.